Merhaba sevgili gençler. Ben Türk Dil ve Edebiyatı öğretmeni Yonca İncekalan. 11. sınıf Türk Dil ve Edebiyatı dersinin ilk ünitesini birlikte işliyorduk. Bugün 1. dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlıyorsanız uzun iki metnimiz vardı. Ve biz bunları okuyup yorumlamıştık. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son okuduğumuz metin edebiyat ve toplum ilişkisiydi. Genel anlamda bir sonuç çıkarmıştık. Her iki metinde de edebiyat ve toplumun birbirini etkilediğini ve geliştirdiğini görmüştük sevgili gençler. Evet, şimdi genel anlamda bir metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında bir ilişki vardır. Ayna ve Toplum metnini hatırlıyorsanız, Stendhal'ın Kırmızı ve Siyah adlı romanında kullandığı bir söz vardı. Roman yol boyunca gezdirilen bir aynadır şeklinde hatırlıyorum bunu. Bu durumda Ayna ve Toplum adlı metnin konusu edebiyat ve toplum ilişkisiydi. Bir aynaya benzetiliyordu edebiyat. Amacı edebiyat ve toplum ilişkisini kavratmaktı. Hedef kitlesi 11. sınıf öğrencileri olmakla birlikte edebiyatla ilgilenen birçok kişi diye düşünürsek bu metnin türünü, dil ve anlatım özelliklerini belirtir. Yani bir yazar konu, amaç ve hedef kitlesine göre yazacağı metnin türünü, dil ve anlatım özelliklerini belirler. Bu metinde ortaya konan yorum ve görüşler aslında genel anlamda metnin kendi içinde baktığımız zaman geçerlik ve doğruluk açısından uygundur, tutarlıdır. Yani tutarsız bir yönünü göremiyoruz. Çünkü yazar kendi fikirlerini açıklıyor ve ona da uygun örnekler veriyor. Ama tabii ki bu arada kişisel görüşler de devreye girdiği için kişiden kişiye değişen doğruluk dereceleri olabilir. Bu durumda yine az önce söylediğim gibi yazar kendi açısından tutarlı bir yol izlemiş. Yani ortaya attığı fikirler birbirini destekliyor. Hiçbir şekilde çelişen görüşü yok. Bu metinde içerik doğal, toplumsal ve bireysel gerçeklikle ilişkilidir. Neden veya nasıl? Daha önce söylemiştik, bir yazar bulunduğu toplumdan kopamaz. Her ne kadar kurgu yapsa da bulunduğu toplumdan az çok etkilenecektir. Yani yazar toplumu, toplum da aslında yazarı etkiler şeklinde bir görüşümüz vardı. Her ne kadar kurmaca olsa da edebiyat, yazar ister istemez gerçeklikten yola çıkarak bu kurmacayı uygulayacaktır. Bu nedenle doğal, toplumsal ve bireysel gerçeklikle metin arasında bir ilişki vardır diyebiliriz. Bu metinde verilen ana düşünce, sıkça tekrarladığımız gibi toplumla edebiyatın birbirini etkilediği, edebiyatın insanı etkileyip değiştirmesi. Yani şöyle diyebiliriz, şu şekilde kısaca ifade edebiliriz. Toplum edebiyatı, edebiyat toplumu etkiler, edebiyat da insanı etkileyip değiştirir. Yardımcı düşüncelere gelince, yazar, şair olsun, yazar olsun, genel anlamda sanatçı, toplumdan etkilenir, kendi düşüncelerini edebiyat eserine katar, bulunduğu toplumun dilinden etkilenir, bulunduğu toplumun kültürünü yansıtır. Dahası geniş bir yelpaze ile yaşadığı dönemi bize anlatır diyebiliriz. Evet sevgili gençler, düşünceyi geliştirme yollarını daha önceki yıllarda görmüştünüz. Çoğumuz hatırlıyoruz diye düşünüyorum. Şöyle bir baktığımızda tabloda tanımlama, karşılaştırma, tanık gösterme ve benzetme verilmiş, özellikleri isteniyor. Tabii ki biz şuradaki metinden yola çıkarak, örnekleri vererek aynı zamanda özelliklerinden söz edeceğiz.
Ben kısaca tanımlama, karşılaştırma, tanık gösterme ve benzetmenin ne olduğunu şöyle size bir hatırlatayım. Tanımlama herhangi bir varlığı, bir nesneyi, bir kavramı belirgin özelliklerle tanıtmaktır. Karşılaştırma birden çok varlık arasındaki benzerlik veya farklılıkları ortaya koymak. Bu nedenle karşılaştırmada en az iki varlık, iki kavram söz konusu. Tanık gösterme, yazarın kendi düşüncesini desteklemek amacıyla o alanda uzmanlaşmış, tanınmış birinin sözlerinden yararlanmasıdır. Benzetmeyi hepimiz daha küçük yaşlarda da gördük ve sürekli kullanıyoruz. Nitelikçe zayıf bir varlığı kendisinden nitelikçe üstün bir varlığa benzetmek şeklinde tanımlayabiliriz. Şimdi hemen metne dönüyorum. Bakalım tanımlamamız nerede var? Şuraya hemen bakıyorum. Stendhal'ın meşhur bir sözü vardı, hatırlıyorsanız. Bu söz neydi? Şuradan hemen altını çiziyorum. Roman uzun bir yol boyunca dolaştırılan aynadır. Roman tanımı yapılmış. Roman nedir diye sorduğumuz zaman, roman uzun bir yol boyunca dolaştırılan aynadır şeklinde bir tanım karşımıza çıkıyor. Karşılaştırma vardı sonra. Hemen aynanın aydınlık ve karanlık yüzlerine bakıyoruz. Altını çiziyorum. Şuraya dikkat ediniz. Bilindiği gibi aynanın bir aydınlık ve diğeri karanlık iki yüzü vardır. Ve hemen açıklamaya geçmiş. Aydınlık olan ön tarafında suretimize bakıp kendimize çeki düzen veririz. Arkaya, sağa, sola bakıp yansımaları izleriz. Bir edebiyat eserindeki iz düşümler, yansımalar, yankılar aynalarda görülenlere benzer. Bir de arka tarafı vardır aynanın. Duvara yaslı duran, kimsenin dikkat etmediği yüz, bildiğiniz gibi oranın adı sırdır. Evet, gördüğünüz gibi aynanın iki tarafı burada karşılaştırılıyor. Tanık gösterme ise çok belirgin zaten. Hemen en başta Stendhal'ın kırmızı ve siyahında geçen meşhur cümle, tanıma örnek verdiğimiz roman uzun bir yol boyunca dolaştırılan aynadır. Yazar burada kendi görüşünü desteklemek amacıyla Stendhal'ın ünlü sözünü, tanım şeklinde olan sözünü bize vermiş. Benzetmeye bakıyoruz hemen. Tanımın içinden de çıkarabiliriz bunu. Roman burada neye benzetilmiş? Aynaya benzetilmiş. Gördüğünüz gibi bir anlatım biçimi kullanılırken, ki burada kullanılan anlatım biçimi açıklamadır. Yazarın edebiyat ve toplum ilişkisi hakkındaki görüşlerini görüyoruz. Bize bilgi vermek amacıyla yazılmış, ele alınmış bir yazı. Ve yazar bu anlatım biçiminde de düşünceyi geliştirme yollarından yararlanmış. Burada yazarın biyografisi var. Bunu okursunuz diye düşünüyorum. Hemen bir arka sayfaya geçiyorum. Edebi akımlara geçeceğiz sevgili gençler. Çünkü 11. sınıfta edebi akımlar karşımıza daha ayrıntılı ve yoğun bir şekilde çıkacak. Edebiyat dönemlerinde şiir, hikaye, roman, tiyatro, öğretici türleri işlerken dönemlere göre hangi dönem hangi edebi akımdan etkilenmiş, bunu göreceğiz. Edebi akım nedir acaba? Nasıl ortamlarda ortaya çıkar? Ve yüzyıllara göre edebi akımlar nasıl ortaya çıkmış? Bunlar hakkında kısaca bilgi vereceğiz. Bakıyoruz hemen. Evet, şimdi bir edebi akımı düşündüğümüz zaman, örnek vermek gerekirse en çok bilinen klasizm, romantizm, realizm, naturalizm gibi akımlar ve devamı. Daha sonra karşımıza birçok edebi akım çıkıyor. Bunları düşündüğünüz zaman yazar ve şairler tarafından ortak değerler kullanıldığını görüyorsunuz. Çünkü her edebi akım belli bir ortamda ortaya çıkar ve o dönemin sanatçısını etkiler. İstisnai olarak, yani çok istisna olan bazı sanatçılar bağımsız olarak kendine bir yol çizer. Ya da bakıyoruz bazen bazı dönemlerde,
bazı sanatçılar bir edebi akım olsa bile yoluna bağımsız bir şekilde devam eder. Kimi o dönemin ulusal bir şekilde ortaya çıkan bir akımına katılmaz. Ulusal olarak düşündüğümüz zaman örneğin Servet-i Fünun döneminde realizm ve naturalizm romanda, roman ve hikayede, şiirde ise parnasizm ve sembolizm belirgin olarak ortaya çıkmış. Ancak o dönemin sanatçıları, yani Servet-i Fünun sanatçıları bunlardan etkilenmekle birlikte o dönemde bir Hüseyin Rami Gürpınar var. Servet-i Fünun kuşağına katılmamış, bağımsız olarak yoluna devam etmiş ama bir edebi akım olan naturalizmden etkilenmiş ve eserlerini ona göre vermiştir. Gördüğünüz gibi edebi akımlar bize geniş bir yelpaze sunan akımlardır. Bunlarda genel bir estetik, bir sanat görüşü, bir hareketin parçası, yani daha doğrusu edebiyat sanatını ilgilendiren birçok yön bulabiliyoruz. Ve bizim edebiyat akımı olarak bildiğimiz realizm, romantizm, parnasizm ve benzeri akımlar sadece edebiyatla sınırlanmıyor. Yani söz konusu akımları biz güzel sanatların birçok kolunda görebiliyoruz. Hatta bazen başka bir kolda çıkan bir edebi akım daha sonra edebiyata girebiliyor. Bunları yeri geldikçe göreceğiz sevgili gençler. Tabii edebiyat akımlarının oluşumunu etkileyen bir takım zeminler var. Bunlar sosyal, siyasi, ekonomik, kültürel, felsefi, yani birçok şey. Özellikle bazı edebiyat akımlarının temelini bir takım felsefi düşünceler oluşturuyor diyebiliriz. Evet sevgili gençler, burada Aristo'nun, Racine'in, Victor Hugo'nun, Edmond Goncourt'un bir takım sözleri var. Burada bu sözlerde sanatçıların nasıl görevlerinin neler olduğu yazara göre veya şaire göre değişiyor. Yazar ya da şair ne yapmalı? Yazarın görevi, şairin görevi nedir? Kısacası sanatçı nedir? Ne yapmalıdır? Şeklinde görüşler var. Kısaca bazı sanatçılara göre şunu söyleyebiliriz. Örneğin Aristo, yani şairin ödevini karşımıza çıkarıyor. Mümkün olan ihtimal ve zorunluluk yasalarına göre her şeyi anlatmaktır. Ancak Racine'e bakıyoruz, esas kural hoşa gitmek ve duygulanmaktır diyor. Yani diğer bütün kurallar bu kurala ulaşmak için kurulmuştur şeklinde bir mesaj iletiyor bize. Ya da Victor Hugo, şiirde iyi veya kötü konu yoktur diyor. İyi ve kötü şair vardır. Ve her şey şiire konu olabilir şeklinde bir görüş dile getiriyor. Sevgili gençler, Goncourt'a gelince bakıyoruz. O da tarihten ve doğadan yola çıkarak bunun belgelerle vücuda getirilmesi, yani belgelerle oluşturulması şeklinde karşımıza geliyor. Dünyadaki realist romanların ilki gibi kabul edilen Madame Bovary'nin yazarı Gustave Flaubert'e gelince, ki realist olarak karşımıza çıkan ilk eser olarak kabul ediliyor birçok kişi tarafından, her şey görmekten ibarettir. Burada da birazdan göreceğimiz gibi realizm akımının bir takım özellikleri vardı. Realizm akımının en büyük özelliği gözlemdir, görmektir ve gözlediğini esere yansıtmaktır. Flaubert'in düşüncesi de bu. Sevgili gençler, burada bir edebi akım teriminin ne olduğundan söz etmiş. Metin oldukça uzun. Ben kısaca bu konu hakkında kısa bir yorum yapacağım. Neden? Çünkü tam bir tanımı yoktur aslında edebi akım teriminin. Birçok yere baktığınız zaman ve birçok kaynağa baktığınız zaman yahut dünyaca bir temel olarak kabul edilen, örneğin bir akımın babası olarak kabul edilen birçok sanatçıya göre farklı şekillerde tanım ortaya çıkabiliyor. Ki tarihi süreç içinde bakın, mesleki edebi, edebi meslek
Edebiyat okulu, yazın okulu, yazın edebiyat demektir. Birçoğunuz bunu biliyorsunuz. Edebi mektep, edebiyat çığırı, edebiyat akımı, edebi cereyan gibi belli başlı bazı isimlerle anılabiliyor. Edebiyat araştırmacıları da edebi akım teriminin kuşatıcı bir tanımını ortaya koyamamışlar. Sadece bazı özelliklerini belirlemeye çalışıyorlar. Yani bu yüzden biz tam anlamıyla bir edebi akım tanımı yapamıyoruz sevgili gençler. Yani bizim burada dikkat edeceğimiz nedir? Edebi akım terimi bizde neler çağrıştırıyor acaba? Yani bu milli ve evrensel düzeyde yeni ve farklı edebi anlayışları yansıtabilir. Bunları bize çağrıştırabilir. Farklı edebiyat akımları her dönemde ortaya çıkmıştır. Şimdi edebi akımlar ortaya nasıl çıkıyor? Yani acaba bir önceki akımdan etkileniyor mu? Ya da ilk ortaya çıkan edebi akım nasıl ortaya çıkmış? Ben genel anlamda metne biraz da bağlı kalarak şunu ifade edeyim. Edebi akımların ortaya çıkışında sosyal, kültürel, ekonomik şartlar, yani bir toplumun bulunduğu bu şartlar ve benzeri birçok şart da karşımıza çıkabilir. Bu şartlar oluşumunu etkiliyor. Bunun dışında edebi akımlar ortaya çıktıktan sonraki edebiyatta karşımıza ilk çıkan klasizm akımını görüyoruz. Klasizm akımı bir felsefi görüşten ortaya çıkmış. Yani bir felsefi görüşten beslenen bir akım, Descartes'in rasyonalist felsefesine dayanıyor. Yani daha çok fizik ve matematiğe dayanıyor. Bilginin kaynağı olarak insan zihnini kabul ediyor ve aklın önceliğini, üstünlüğünü ön planda tutuyor. Edebiyattaki yansıması da karşımıza klasizm olarak çıkıyor. Diğer akımlarda da aynı şeyi görebiliyoruz. Tabii klasizm ortaya çıkınca daha sonra ortaya çıkan bir takım akımları görürüz. Şöyle bir bakalım. Klasizmden sonra romantizm, sonra realizm, realizmin devamı olarak naturalizm, daha sonra şiirde parnasizm, sembolizm ve bunların devamını görüyoruz aslında. Yani burada karşımıza çıkan 6 akım var ama akımlar günümüze kadar devam ediyor. Hatta günümüzde yaygın olarak popüler sanatçılara baktığınız zaman postmodern roman özellikle ağırlıklı olarak karşımıza çıkan bir roman türü. Biz hemen yine ilk akımlara dönüyoruz. Realizm yine örnek olarak verilmiş burada. Realizm örneğin realizmin doğuşunu hazırlayan sanat ve edebiyat dışı etkenlerden beslenmiş. Örneğin sosyal olaylar, ünlü Heinrich Karl Marx'ın Marx'ın düşüncesinden, sosyal olaylarından etkileniyor. Daha doğrusu sosyolojik düşüncesinden etkilenmiş. Psikolojik olarak Sigmund Freud'un düşüncesi, bilimsel olarak da Auguste Comte'un determinist felsefesinden faydalanıyor. Ki determinizm, realizm akımında geniş bir yer kaplar. Çünkü determinizm akımında olaylar sebep-sonuç bağlamından karşımıza çıkıyor. Deneysel yöntemler var. Bu deneysel yöntemlerle sebep-sonuçlar açıklanmaya çalışıyor. Realistler de aynı yöntemi izliyor. İnsanı ve insanın her türlü sorununu çevresiyle, dış dünyayla olan sebep-sonuç ilişkileri içinde incelemeye çalışıyorlar. Ve insan içindeki veya dışındaki bir takım sebepleri, insan karşılaştığı sorunları ve durumları, yani sonuçları doğurmakta. Bakıyoruz hemen sevgili gençler, edebi akımların ortaya çıkışında bazen edebiyat dışı etkenlerin itici gücü de rol oynamaktadır şeklinde bir görüş var ki bu doğru. Neden? Bakıyoruz, izlenimcilik ve dışa vurumculuk resim sanatında karşımıza çıkmış daha önce. Resim sanatında ortaya çıkıyor ancak resim sanatından izlemcilik mesela sanatçının örnek olarak doğayı izlemesi
bir izlenim var ve onun yazarda, şairde, resimde düşünürseniz ressamda bıraktığı izlenim. Yani yazar gördüğün olduğu gibi aktarmıyor ya da diğer sanatçılar gördüğün olduğu gibi aktarmıyor. Onun kendinde bıraktığı izlenim biçiminde aktarıyor. Öyle olunca tabii ki farklı bir akım ortaya çıkıyor. Dışa vurumculuk da yine aynı şekilde. İçindeki bir takım duyguları insan bazı nedenlerle, bunu yeri gelince göreceğiz, ortaya çıkarabiliyor. Daha sonra bu akımlar işte dediğimiz gibi edebiyatta karşımıza çıkıyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi bazı akımlar çıkış nedeni olarak belli bir sosyokültürel, ekonomik ve sosyal kesiti hedef kitle olarak alıyor. Aslında sosyal olarak, sosyolojik olarak bir takım etkenlerden ortaya çıkabilir demiştik. Burada biraz daha ayrıntı var. Hedef kitle, sosyal kitle. Yani hedef kitlemiz nedir? O sosyal katman nasıldır? Hangi sosyal katman? Yani sanatın alıcısı ve gönderileni kimdir? Sanatçı ona göre bir yol izliyor. Örneğin sanat, felsefe ve eğitim düzeyi yüksek olan bir insana, bir kitleye, yüksek, yani bir entelektüel topluluğa sanat yaparken başka bir akım orta ve geri düzeydeki geniş halk yığınlarına seslenebiliyor. Bunu biz okuduğumuz romanlarda ve öykülerde ya da okuduğumuz şiirlerde rahatlıkla görebiliyoruz. Yani bir şair bir şiirinde işçi sınıfına seslenirken başka bir şair ya da ne diyeyim, hani sosyal düzeyi yahut da ekonomik düzeyi oldukça düşük olan bir düzeye seslenirken farklı bir şair sosyal düzeyi oldukça yüksek olan birine seslenebiliyor. Gördüğünüz gibi edebi akımlar bu şekilde karşımıza çıkabiliyor. Burada bir açıklama daha yapmak istiyorum. Şu paragrafta bize tarihsel zamanın, yani yaşanılan dönemin de büyük bir etkisi olduğunu söylüyor. Edebi akıma bir yön verildiğini söylüyor. Ancak ulusal bazda, yani milli bazda baktığımız zaman farklılıklar gösteren akımlar da olabiliyor. Meşrutiyet dönemi, biliyorsunuz bir meşrutiyet dönemi yaşamış tarihimiz. O dönemde tarih, sosyal, ekonomik ve siyasi zaman belirgin özellikler taşıyor. Bu dönemde bizim edebiyatta farklı iki edebiyat akımı ortaya çıkmış. Fecaati ve milli edebiyat ve bunlar tamamıyla farklı. Örneğin fecaati sanatın kişisel ve bu yüzden saygıya değer olduğunu düşünürken, milli edebiyat akımı ise edebiyatın toplum için olması gerektiğini savunur. Bu yüzden dili sadeleştirmeye çalışır, topluma özellikle geniş halk kesimlerine seslenmeye çalışır. Gördüğünüz gibi aynı dönem içerisinde farklı, yani belli bir uzun süren belli bir dönem içerisinde farklı görüşlere sahip bir takım edebiyat dönemleri de karşımıza çıkabiliyor. Evet, gördüğünüz gibi edebi akım hakkında oldukça geniş görüşler, adlandırmalar var. Bunları uzun uzun açıklamıyorum. Çünkü birazdan bir sonraki dersimize kalacağını düşündüğüm çok önemli, dünya edebiyatında ve bizim edebiyatımızda oldukça geniş yer kaplayan okuduğumuz roman ve öykülerin ya da şiirlerin geniş bir bölümünde karşımıza çıkan akımlar var. Bunları, temel özelliklerini ve dünya edebiyatıyla bizim edebiyatımızdaki temsilcilerini işleyeceğiz. Bunların temsilcilerini açıklayacağız. Bunları da bir sonraki dersimize bırakıyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.